Allah bazı günleri hayırlarla dolup taşan mevsimler olmaları için ibadet dolu günler olsunlar ve bu ibadetlerle kendisine yaklaşsınlar diye diğerlerinden ayırıp seçmiştir. Yetişkin ve akıllı bir Müslüman olarak bu günlere ulaşıp hayrına nail olan kişi, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte geçtiği gibi Allah'ın hayırlı işlerle uğraşan kullarına bahşedeceği bir rahmete nail olurlar. Allah katından bizler için rahmet ve mağfiret günleri bahşetmiştir. Bu günler Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu günlerde mübarek vakitler vardır. Bu günleri kim ihya eder ve diğer günlerde olduğundan fazla ibadetle ve Allah'ı zikretmekle meşhur olursa, Allah da onu diğer günlerde yaptıklarından çok daha fazla sevapla mükafatlandırır. Bu günler aynı zamanda Allah'ın farz kıldığı ve bu 10 gün dışında yerine getirilmesi mümkün olmayan hac vazifesinin de yapıldığı günlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu 10 güne yemin etmiş ve şöyle demiştir: fecre ve 10 geceye yemin olsun. 10 gece tabiri için alimler bu 10 günün Zilhicce'nin 10 günü olduğunu söylemişlerdir. Bu 10 gün Arefe günü bütün hataların ve günahların affedileceği ve Allah'ın rahmetine mazhar olunup günahlarından azat edileceği büyük haç günü gibi en faziletli günleri de kapsamaktadır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Allah katında en faziletli gün kurban günüdür. Sonra kurbanın ikinci günü olan Yevmül Kar'dır. Bu zamanlar Allah'a itaatin en çok olduğu hac mevsiminin zamanıdır. Müslüman kişi bu zamanlarda Allah'a itaate azmeder. Günahlardan sakınır ve Allah'ın rahmetine ve mağfiretine ulaşmayı umar. Zilhicce'nin 10 günü ana ibadetlerin bir araya toplandığı 10 gün olduğu için diğer bütün zamanlardan daha faziletli kılınmıştır. Bu ibadetler sadaka, oruç, namaz ve haçtır. Bu ibadetler Zilhicce'nin 10 günü dışında başka bir zamanda bir araya gelmez. Bu sebeple bu zamanda Allah'ın rahmetine ve mağfiretine nail olmanın yolu diğer zamanlardan daha fazladır. Zilhicce'nin ilk 10 günü oruç tutmak müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucun diğer bütün salih amellerden daha makbul bir ibadet olduğunu bildirmiş ve bu mübarek günlerde tutulan orucu üstün tutmuştur. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında ibadet edilecek, salih amel işlenecek günler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha hayırlısı yoktur. Dediler ki: ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihat bile mi? Dedi ki: Allah yolunda cihat etmek bile o günlerde işlenen amellerden daha hayırlı değildir. Ancak bir adam canı ve malıyla cihat yoluna çıkıp da şehit olur ve ondan geriye bir şey kalmazsa bu müstesna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu 10 günü oruçlu olarak geçirdiği sahih hadislerde geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri Nebi aleyhisselamın Zilhicce'nin 9 gününü, Aşura gününü ve her aydan 3 günü oruçlu geçirdiğini nakletmişlerdir. Hafsa radıyallahu anh'ın babasından rivayet ettiği bir hadiste şöyle denmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 4 şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin ilk 10 günü orucu, her aydan 3 gün oruç tutmak ve öğleden önce kılınan 2 rekatlı namaz. Oruç tutan kişiye kıyamet günü Allah'ın rahmetiyle şifa olacak bir ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: oruç ve Kur'an kula şifa verir. Oruç şöyle der: Rabbim, ben onu 10 gün boyunca yiyip içmekten alıkoydum. Beni ona şefaatçi kıl. Kur'an da şöyle der: Rabbim, ben onu gece uyumaktan alıkoydu. Beni ona şefaatçi kıl. Allah da onları o kula şefaatçi kılar. Oruç kulun cennete girme ve dualarının kabul edilme vesilesidir. Oruçlu bir kulun ağız kokusu Allah katında en temiz ve güzel kokulardan biridir. Adeta bir mis kokusudur. Taberani rahimahullah şöyle rivayet etmiştir: Allah katında kendisinde ibadet edilmesi en makbul olan günler şüphesiz ki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Bu günlerde tesbihi, hamdi, tehlili ve tekbiri artırın. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Allah en büyüktür. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: sayılı günlerde eyyamı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek Allah'ı anın. Kim 2 gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönmek isterse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız.